...Türk Silahlı Kuvvetleri'nin e, peş peşe işte o Kamışlı bölgesinden dumanlar e, yükseliyordu. E, ona dair yani Kamışlı'da olan bir sene dair bir yandan görüntüler var... ...bir yandan da tabii ki e, yapılan açıklamalar... ...Türk e, SİHA'ları e, Kamışlı'da, bölücü, terör örgütü PKK-YPG'nin kontrolündeki... E, ...çimento ve elektrik tesisi olan altıdan fazla hedefi vurduğu bilgisi geldi. Bu sırada terör örgütü e, mensupları da bir... E, ...basın açıklaması hazırlandı. O görüntüleri getirelim lütfen arkadaşlar. Ee, çok sayıda terör hedefi imha edilirken... E, ...hava harekatları çerçevesinde SİHA'lar da terör örgütünün... ...Kamışlı'daki çimento ve elektrik e, de bulunduğu... ...altıdan fazla tesisi e, vurmuştu. E, Kamışlı'da bir araya gelen örgüt, terör örgütü destekçileri... ...bir basın açıklaması ...yapmaya çalıştılar. E, bombardıman sesleriyle... E, ...sık sık yarıda e, kesiliyordu. Üç kez denendi... ...bu basın açıklaması... ...ve e, üçünde birden... E, ...görüntüyü kesmeyelim arkadaşlar... ...üçünde birden tamamlanamadan... ...işte bu görüntüleştiğinde... ...dağıldı. Şimdi... ...Erdoğan Paşa e, öncelikle... E, ...yaşananlara bir... E, ...çünkü... ...hafta sonundan... Sonra ilk yorumunuzu alacağız. E, bu iki saldırı, saldırının düzenlenme şekli arkasında ABD ve İsrail olduğuna Mossad olduğuna dair kuşkular ve sınır ötesinde devam eden operasyonlar nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani o e, kompli o detayda bir saldırıyı terör örgütü PKK kendisi düzenleyebilir mi? Göz gözü görmeyen. E, tipinin olduğu noktada. Şimdi Sayın Sayınur, biz bunu devamlı surette söylüyoruz. Yani e, şöyle söylüyoruz. Diyoruz ki Suriye'ye 40 bin tır 4 bin uçakla silah malzeme teçhizat getirildi. Amerikan halkından da kaçırılarak bu silah malzeme teçhizat Amerikan kuvvetlerinin kullandıkları. Ve aynı zamanda biliyorsunuz en önemli yer Irak'ta da mahmur mahmura müdahale edemiyoruz havadan. E, sebebi de orayı da Birleşmiş Milletler koruyor. Yani biz e, bu terör olayı başladıktan itibaren e, devamlı surette Amerika ve aynı zamanda işte hatta işte gördüğünüz gibi Birleşmiş Milletler'le mücadele ediyoruz. Yani Mahmur kampı daha önce Atruş'taydı. Atruş hemen e, işte Zahodoğun oralardaydı. oralardaydı. E, dolayısıyla ben iki defa oraya gittim. Atruş kampına. E, tabii ki hoş karşılanmayacağımızı biliyorduk ama biz e, çekinmeden gittik oraya. E, Türkiye müdahale edecek buraya diye oradan Atruş kampı e, Mahmur'a. Kaydırıldı. Oldukça 200 kilometre daha güneye kaydırıldı. Bugün Mamur kampında Birleşmiş Milletlerinin efendim insani yardım yapıyoruz konusu söz konusu olarak orada terörist yetiştiriliyor. Şimdi geliyorum. Bunu defaatle söylüyorum. Bakın Amerika Birleşik Devletleri dedi ki yani e, Amerikan silahları çıkarsa teröristlerin elinde. 300 bin silahını Güya e, Irak'ta kaybetmişler. Bakın 300 bin. 1 değil 2 değil, 5 değil, 10 tamam. değil. Kaybeden 100 değil, bin değil, 3, 300 bin. Yani bunun amacı ne? Bunun amacı belli. bunun amacı bu tamamen PKK'ya verildiği için Tabii. veya istedikleri böyle kendi terör örgütlerine verdikleri için Efendim bir Amerikan silahı çıkarsa, Ondan sonra e, doğrudan Amerika'yı suçlama imkanı olmasın. Bu kadar e, bence e, yani e, ne bileyim kötü bir söz söylemek istemiyorum. E, herkes anlasın. E, bunun yanı sıra e, tabii ki şu anda aynı zamanda e, Suriye'de biliyorsunuz Amerika'nın koruması altında. bir hava harekatı yapamıyoruz oraya. Yani bir hava harekatı yapamadığımız bir bölge var hava harekatı yapamadığımız bölgede söylediğim gibi 15 milyar dolarlık silah malzeme teçhizatının eğitimini yıllardır alan 65-70 bin diyen var. Daha üstünde bir rakam söyleyen var. Ondan sonra PKK'lının eğitimi söz konusu. Yani bunların Amerika Birleşik Devletleri ve şu anda da tabii ki daha çok işte Gazze olayları nedeniyle Mossad'ın da dahil olabileceği Ortam içerisinde yetiştirmeleri söz konusu. Şimdi biz onu söylemek istiyoruz. Devamlı surette biz e, işte 40 yıldır tamamen Amerika Birleşik Devletleri ve Büyük Orta Doğu Projesi mücadele ediyoruz. Bunu halkımız bir türlü anlamıyor. Efendim işte ya alt tarafı PKK ile bile başa çıkılamıyor. PKK değil. Amerika Birleşik Devletleri diyorum evet. karşımızdaki. Ona göre biz bakın silahlı kuvvetler olarak devamlı surette bu terörü yok ettik. Ne yaptık? 84'te başlayan terör 90 yılında bitti. Ama 91 yılında 650 bin kişi Saddam'dan kaçtı da geldiği gibi görünen, tabii bir kısmı haklı olarak kaçtılar ona bir şey demiyorum. 650 bin kişinin içerisinde 15 bin civarında olduğu söylenen PKK'lı bizim dağlarında, dağları da yerleşti Türkiye'nin dağlarına yerleşti o zaman, 91 yılında. Şimdi bakın e, ne oldu? Bitirmiş olduğumuz terörle ilgili tekrar hem yurt içinde hem yurt dışında teröre başladık. Peki ne yaptık biz? Silahlı kuvvetler olarak söylüyorum. 98 yılında geldiğimizde işte Öcalan'da teslim olduğunda ve yapmış olduğumuz harekatlar nedeniyle hem havadan hem karadan yapmış olduğumuz harekatlar nedeniyle Efendim teröristin etkisiz kılınması söz konusu oldu. Ee, 99, 2000, 2001 yıllarında e, inanır mısınız 3 veya 5 tane e, terör nedeniyle şehidimiz söz konusu oldu. Yani 5, e, en son 2001'de hatırladığım 5 tane şehidimiz vardı. İkisi trafik kazasından, üçü sadece terörden. Düşünebiliyor musunuz? Bakın Türkiye nasıl bitiriyor, asker nasıl bitiriyor? Ama askerin bitirdiğini efendim çeşitli baş... nedenlerle maalesef birçok kere bunu söylediğimizde yanlış anlıyorlar ama birçok kere seçimler etki yapıyor. Yani ülkemizde ülkemizde seçimler etki yapılıyor. Yani başlangıçta iyi niyetle başlanan efendim işte acaba ne bileyim teröristler de kazanılabilir mi diye başlatılan çözüm süreci sonunda 723 asker şehit vererek e, bir şekilde Hendek'ti, Çukur'du. Oralardan temizleme konumunda kaldı Türkiye. 723 asker şehit. Bakın şimdi 12 şehit veriyoruz. Ne kadar büyük böyle efendim haklı olarak efendim infial gösteriyoruz. Ama evet. o zaman 723 şehit verildi. Yani evet. neymiş? Neredeyse 60 katı. 60 kat şehit verdik biz. 60 kat Evet efendim. Yani Maalesef. şu milletimiz bir anlasın ortamı. Maalesef. Maalesef. Şu günde şu günde bu yapılan işlem ne biliyor musunuz? Irak'taki büyük bir gayretle e, harekat icra ediliyor Irak'ta. Bir de bunu anlasın millet. Şimdi Suriye ayrı tamamen e, sayın Tör çok daha iyi biliyor düzlük arazi. Yani harekat e, bir yerde daha kolay ama Irak toprakları tamamen dağlık arazi. Bu dağlık arazide benim Türkiye'nin içlerine sızamasın PKK'lılar diye devamlı bir gayretle e, yani devamlı surette dağların üzerinde dağlara hakim olarak belirli noktaya hiç olmazsa e, bir düzlük araziye çıkıp da ondan sonra PKK'nın sızma yapabileceği e, bir arazide bulunmasına mani olmak için bu harekat yapılıyor. Bu harekatı niçin yapıyoruz falan çekilelim diyenler bile var bugün memleketimizde maşallah. Yani Suriyeli benim 4 milyon insan var ülkemizde. Benim Suriye'de ne işimiz var? Yani 4 milyon 5 milyon zaten o İdlib'de falan var. Ondan sonra diğer yerlerde neredeyse e, Suriye insanının Suriye insanının yarısı bizde biz e, Suriye üzerinde hiçbir etkimiz olmasın Yok. çekilelim. Ondan sonra teröristler gelsin yerleşsin. Görmediniz mi teröristlerin yerleştiği işitin e, yerlerine? Evet. IŞİD'i kim kurdu? Barack Obama kurdu. Bunu Trump söyledi. Ben söylemiyorum ki bugünkü ortam budur. E, Türkiye LKD'di Cumhuriyeti de bir de şimdi. Tabii. Evet bir de biliyorsunuz Büyük Orta Doğu projesinin gelişmesi söz konusu oldu şimdi Gazze ile. İşte bir yerde bakıyorsunuz vaat edilmiş Topraklar Bakanlığı var İsrail'de. Ondan sonra e, yani e, şimdi tabii ki e, ortalık boş bulununca işte görüyorsunuz bakın Suriye'de e, bir şekilde Musevi'yi vuruverdiler değil mi? Yani düşünün yani. Suriye uçakları gitti Suriye'de Musevi'yi vuruverdiler. İran devrim muhafızları komutanı Abi. yani bakın nasıl geliyor yavaş yavaş Türkiye buna hazırlık yapması lazım. Evet, yani efendim. sadece bu terör olayıyla değil. İleriki dönemde daha büyük bir ortamla karşılaşmamak için bu Irak'taki e, mevzilerimizi kuvvetlendirmek lazım. Elbette e, bunun sonucunda hiç kayıp verilmeden bir şey yapılması söz konusu olmuş Baresin, mu? Evet. Olabilir mi? Evet. Yani bunu e, ya askerler olarak biz söylüyoruz. Ama anlatmamız mümkün olmuyor. Evet, bizim ciğerimiz merak etmesinler. Herkesten daha fazla e, yanıyor. Çünkü tanıdığımız insanlar. Tabii. Yani.